Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi'nin paydaşlığında geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen depreme dirençli Isparta Çalıştayı'nda artık sona yaklaşıldı. Depreme dirençli Isparta için eylem planı sonuç toplantısı Vali Aydın Barış Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. O Çalıştay'da yapılan değerlendirmeler sonucunda Isparta ili genelinde bazı çalışmaların yapılması gerektiği kanaatine varıldı. Uygulanması gereken eylem planını bir takvime bağlama suretiyle de kesinleştireceğiz ve ondan sonra da ilgili kurumlara bu eylem planını göndereceğiz. Depremin ardından binaların sağlamlığının vatandaşın can ve mal emniyeti açısından önemli olduğunu kaydeden Vali Barış, kamu binalarıyla sosyal tesislerin dayanıklı olmasının önemine değindi. Depreme hazırlıklı olmak, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini korumak için çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor hakikaten. Isparta'da bu çalışmaların ilgili kurumlar tarafından beraberce ve işbirliği halinde yürütülmesi de son derece önemli. Kurumlar arası koordinasyonu sağlanması bakımından bu gerek çalıştay sonrasında yapılan çalışmalar çok çok önemli. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Birinci derece deprem bölgesiyiz. İlimizin büyük çoğunluğu. Gerek kamu binalarının, gerekse vatandaşlarımıza ait binaların, gerek ortak kullanılan sosyal binaların, sosyal ihtiyaçlar için kullanılan binaların dayanıklı olması gerekiyor ki Allah muhafaza yarın başımıza da bir deprem geldiğinde biz de yıkıma uğramayalım ve vatandaşlarımız can ve mal kayıplarına uğramasınlar. Temel amacımız bu. Ardından alt gruplar tarafından hazırlanan depreme dirençli Isparta için eylem planı sunumu katılımcılarla paylaşıldı. Eylem 1. Kamuda kendi yapılarını yapan, denetleyen, ruhsat veren kamu mühendis ve mimarların eğitimi, belediyeler, il özel idaresi, çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik spor il müdürlüğü olmak üzere diğer kamu kuruluşlarında da yaklaşık olarak 150 inşaat mühendisi ve mimar çalışmaktadır. Eğitim bu 150 kişiyi kapsamaktadır. Sorumlu kuruluşlar, belediyeler, il özel idaresi, çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü, mimarlar odası, inşaat mühendisler odası.